Adam GF'ye hoş geldiniz. Yeni bir videoda tekrar beraberiz. Bugünkü videomun konusu iPhone 11 ve Galaxy Active Watch 2 deneyimlerim. Şöyle göstereyim de bu çok sevdiğim bir özelliği. Halloween'dan dolayı mağazaya geldi. Ücretsiz. Çok seviyorum bu saat formunu. Evet. Bir önceki videomda iPhone 6s kullanıyordum ve iPhone 6s ile Samsung saatin birbirleriyle entegrasyonunu anlatmıştım ve bazı problemler vardı. Cevap verme konusunda problem yaşayanlar için özellikle çekmiştim videomu ve birçok arkadaşım da altına yorum yazdı. Çok da sevindim faydalı olduğu için bu videonun. Sonrasında birkaç arkadaş da tekrar yorumlarla yeni bir video çekmemi istedi. Deneyimlerimi paylaşmak istediler ve bazı sorular sordular. Ben de şimdi bu sormuş olduğunuz sorulara cevap verme niteliğinde bu videoyu çekmeye karar verdim. Bir araya girmem gerekti mecburen. Çünkü tam videomu yayınlayacakken diğer videomu seyreden arkadaşlar soru sormuşlar. Onları da bu videoya eklemek ihtiyacı duydum. Öncelikle bir arkadaşımız şunu sordu. Telefonla saatin birbiriyle olan iletişimi ne kadar mesafeye kadar götürüyor? Diyelim ki diğer odada siz buradasınız. Telefonla saatiniz iletişim içerisinde var. Bunu denemek için telefonu mutfağa bıraktım. Mutfakla odamın arasında bir antre var. Antrenin sonunda yani 1, 2, 3 duvar var arada. Şimdi hemen kendi telefonuma WhatsApp'tan bir mesaj göndereceğim. Bakalım kapsama alanımız nasılmış? 1, 2, 3 saniyede, evet gördünüz, çok yaklaştırmayayım da. 3 saniyede mesaj geldi. Belki de telefonumdan önce saatime gelmiştir. Genelde öyle oluyor. Ve bir de şey sormuştu. Gelen mesajları nasıl algılıyorsun ya da çabuk duyabiliyor musun diye. Zaten telefondan gelen mesajı hemen saat algılıyor ve titriyor. Aynı zamanda ses çıkartıyor. Yani duymamanız ya da hissetmemeniz imkansız. En azından bu sorunun cevabını vermiş olduk. Şimdi bir iki soru daha vardı galiba. Onlara da cevap vermek için telefonumu hemen gidip alayım. Geliyorum. Soruyu soran Abdullah Ö diye gözüküyor. Bir önceki videomda yorum yazmış. Bir sorusunda Apple Watch'larda Wi-Fi bağlantısıyla telefon ve saat aynı Wi-Fi'ye bağlıyken kopya olmuyordu. Bu saatte de iPhone ile böyle mi? Evet, gerçekten öyle. Çünkü ben dışarıda Wi-Fi'ye bağlanmak istemeyince telefonumun Wi-Fi'sine bağlıyorum. Oradan yükleme yapıyorum. Diğer bir sorusu da iPhone'lar ile bir video atmış. O videoyu da seyrettim. Saat temaları var. Saat temalarını yükleyebiliyor muyuz diye sormuş. Saat temalarıyla alakalı zaten görseller göstermiştim. Keşfet kısmından istediğiniz saat görsellerini yükleyebiliyorsunuz. Sanırım bu da sorunun cevabı olmuş olur. Herkes şeyi soruyor. Mesajlara niye cevap veremiyoruz? Bunu ben de çok araştırdım, bulamadım. Hatta Samsung aradım. Samsung'daki yetkililer de bu konuda yardımcı olmadılar. Belki de Apple, yani iPhone kullandığım için yardımcı olmamış olabilirler. Bir bağlantı problemi var orada. Ama bunu bir şekilde çözeceklerini düşünüyorum. Ben karar verdim. Öncelikle bir önceki videomda söylediğim gibi 6s kullanıyordum ama şu anda şu görmüş olduğunuz cheesecake rengindeki sarı iPhone 11'i kullanıyorum. Bununla ilgili de birkaç kelime kullanacağım. Hayatımda neler değişti bir iPhone kullanıcısı olarak. Şimdi ilk başta telefonumu değiştirdikten sonra şu uygulamayı tekrar telefonuma yükledim. Galaxy Watch uygulamasını. Buradan saatimin pil ömrünü görüyorum ve içeriğini buradaki mağazadan istediğiniz şekilde değiştirebiliyorsunuz. Size değişik optimizasyonlar sunuyor. Ve aşağıda da programlar var. Buradan programları seçip yükleyebiliyorsunuz saatinize. Bir arkadaş YouTube kullanabiliyor musun diye sormuştu. Aslında benim çok tercih ettiğim bir şey değil ama sırf o sorduğu için YouTube'u telefonuma yükledim. Onu da şöyle göstereyim. Şimdi şu telefonumun ekranı, şuradan basınca içeriğini görüyorsunuz. Uygulamalar. Bu da diğer iki sayfa halinde yukarıda belli zaten. Şurada YouTube. Şimdi YouTube'a giriyorum. Şuradan istediğiniz neyse. Ben mesela daha önce Katy'yi aramışım. Katy Perry arıyorum. Katy Perry'yi buldum ve şu anda bağlanıyor. İnternete telefonumdan bağlanıyor. Yani gördüğünüz gibi YouTube videolarını seyredebiliyorsun. Ha, çok mu lazım? Açıkçası ben çok tercih ettiğim bir şey değil. Yani saatten YouTube seyretmek, bilmiyorum, bu insanların tercihine kalmış bir şey olsa gerek. Ben çok tercih etmiyorum ama sırf soru sordukları için bunu saatime yükledim ve göstermek istedim. İsterseniz siz de yükleyebilirsiniz. Diyelim ki ben bu saat ekranını çok seviyorum ve kullanmayı çok tercih ettiğim bir ekran, ama diyelim sıkıldım. Hemen üstüne bastığınız zaman saati değiştirip ya da o günkü kıyafetinize göre de saatinizi değiştirebilirsiniz. Bu güzel bir özellik. Ve bir arkadaş da gelen mesajlara cevap verip veremediğimi sormuştu. Özellikle WhatsApp'tan gelen mesajlara cevap verip veremediğimi ve görüp göremediğimi sormuştu. Gerçekten cevap veremiyorsunuz. Onu da şöyle göstereyim. Pablocuğum dur. Gel. Şimdi mesela YouTube'dan ya da bakayım, bende mesaj kalmadı herhalde. Pablo. WhatsApp'tan şimdi bana mesaj atacak. Şimdi mesaj geldi. Telefon saati kolumu kaldırdığım zaman zaten mesajı görüyorum. Normalde şuraya tıkladığınız zaman cevap ver kısmı olması gerekiyor ama bu, ben iPhone kullandığım için iPhone buna izin vermiyor. Sadece Samsung telefon kullanmam gerekiyor. Samsung kullanmadığım için cevap veremiyorum. Sadece sil diyorum. Silebiliyorum ya da silmeyeyim. Şöyle yapayım. Mesela bu gelen mesajı da yukarı doğru tıkladığınızda siliyorsunuz. Önemli olan gelen mesajları görüyor musunuz, görmüyor musunuz? Gelen mesajları WhatsApp, normal mesajlar ya da bildirimler, her türlü bildirimi, mesajları saatinizden görebiliyorsunuz. O da şu şekilde. Mesela bu şekilde duruyorsunuz. Eliniz titriyor ve ses geldi. Saate baktığınız zaman ekran açılıyor ve gelen mesajı görüyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Yani ne kadar cevap vermek gereği duyabilirsiniz? Ben hiçbir zaman cevap verme gereği duymadım. Okudum. Sonrasında telefonla yazıştım zaten. O çok önemli olduğunu zannetmiyorum. Çünkü cevap vermesi de kolay değil. Klavyeyi kullanmak, kalem şeyi de var. El yazısı falan da kullanabiliyorsunuz ama çok kullanışlı olduğunu düşünmüyorum. Biraz vakit alıyor. O yüzden ben çok tercih etmedim ama mesajları anında görmek ve ondan bilgi almak önemli. Bir de şu özelliği çok hoşuma gidiyor. Alarm var içerisinde. İstediğiniz bir saate alarmı kurduğunuz zaman, zaten ben akşam çıkartmıyorum yatarken, sabah uyanmam gereken saate hem kolumu titretiyor hem de ses veriyor. O güzel bir özellik. Bir özelliği de şöyle göstereyim. Etrafına bir kadraj yapmamışlar. Katran mı denir? Kadra. Kadran yapmamışlar ama şu var. Böyle dokunmalı bir kadran var. Buradan istediğiniz yere gelebiliyorsunuz. Mesela benim bu kalp atış hızını çok tercih ettiğim bir özellik ve çok da güzel çalışıyor. Hemen şu anda da ölçeceğim mesela. Şu anda tansiyonu ölçme özelliği aktif değil. Herhalde bir yazılımsal ya da izinle alakalı bir süreç var. Kalp atış hızımı gösteriyor. Evet, bu da güzel bir özellik. Yani kalp atışınızı merak ediyorsanız ve sağlık probleminiz varsa güzel bir uygulama. Onu takip edebiliyorsunuz. Zaten bu özellikleri kullanmak istiyorsanız da Samsung telefon kullanıcılarının içerisinde gelen, iPhone kullananların da yüklemesi gereken bir Samsung Health programı var. Şurada göstereyim. Burada günlük yaptığınız bütün aktiviteleri kol saatinizden telefonunuza optimize ediyor. İşte kaç kalori harcadım, uyku saatinizi ölçüyor. O çok enteresan mesela, uyku saatimi ölçmesi. Benim çok hoşuma gidiyor. Ne kadar iyi uyumuşum, kaç saat aralıksız uyumuşum, bunu buradan görebiliyorsunuz. En kaliteli uyuduğunuz zamanı size söylüyor. Harcadığınız kalorileri, ne kadar yürüyüş yapmışsınız, kalp atış hızınızı, birçok şeyi buradan takip edebiliyorsunuz. Sağlık açısından çok önemli ve benim de çok önemsediğim bir program bu. Çok faydasını gördüm. Yani böyle kalkıp devamlı saat başı ölçmek yerine saatim her 10 dakikada bir zaten otomatik ölçüyor ve telefonuma optimize ediyor. Bütün bilgilerim telefonumda, doktoruma gösterdiğim zaman her şeyi görebiliyor. Bu güzel bir özellik. Su geçirmemesi de ayrıyetten güzel. Bir de bunun NFC özelliği var ama Türkiye'de kullanılmıyor. Başka ülkelerde kullanılıyor bildiğim kadarıyla ama yakında büyük ihtimalle Türkiye'de gelebilir. O da biliyorsunuz temassız ödeme özelliği. Yani kredi kartınızı optimize ediyorsunuz. Bunun için de galiba bankaların bir program yapması lazım, değil mi? Tabii tabii, uygulama yapması lazım. Türkiye'de bu eksik. Yani şöyle oluyor. Diyelim ki Yapı Kredi müşterisiniz. Yapı Kredi'den reklam almadım ama kullandığım için söylüyorum. Umarım bir gün reklam alırım Yapı Kredi'den. Yapı Kredi müşterisiniz. Kredi kartınızı onaylıyorsunuz. Üzerinizde kredi kartınız yok, paranız yok. Girip saatinizle ödeme yapıyorsunuz. Bu da geldiği zaman bence güzel bir uygulama ve güzel bir özellik olacak. Su geçirmiyor. Çok rahatlıkla yüzebilirsiniz. Denedim, hiçbir problem yok. 10 metreye kadar dayanıklı galiba. Bunun bir de modeli var. Çelik kasa modeli var. O biraz daha pahalı. Bunun fiyatı 1699 lira. Kampanya döneminde ve ilk alanlardan birisi olduğum için aynı zamanda kablosuz şarj özelliğine sahip bir şarj veriyorlar. O da yaklaşık 300 lira civarında. Yani ortalama fiyatı 1300 liraya falan geliyor ki iWatch'larla kıyasladığımızda iWatch'lar şu anda 3200 lira civarında. Fiyat performansına baktığınızda aynı özelliklere sahip telefon ve bunun formu tam saat formu olduğu için açıkçası ben iWatch'lardan daha çok tercih ettim. Ve iWatch'larında şu özelliği yoktu. Bütün gün açık ekranı olmuyor ve istediğiniz gibi üzerindeki saat ekranı değiştirme özelliği yoktu. Bilmiyorum. Belki şimdi gelmiş olabilir yeni özellikler. 5 serisinde belki de vardır. Onu tam olarak bilmiyorum. Müzik dinleyebiliyorsunuz. Bunun içerisinde zaten bir hafızası var. Yanlış hatırlamıyorsam 2 GB olabilir. Belki de 4 GB. Tam bilmiyorum. Yani sonuçta teknik olarak bir şey söylemeyeceğim ama istediğiniz müzikleri içerisine yükleyebilirsiniz. Hatta telefonunuzdaki beğendiğiniz fotoğrafları da yükleyebilirsiniz. Bunu da şuradan yapıyorsunuz. Onu da göstereyim. Galaxy Watch aplikasyonunu açtıktan sonra ana menüde saatinize içerik ekleme diye kısma geldiğinizde görüntüleri gönder ve parça ekle var. Buradan istediğiniz müzik parçalarını, buradan da istediğiniz fotoğrafları gönderebiliyorsunuz. Seçiyorsunuz. Telefonunuzdan saatinize giriyor. Aynı şekilde parça da ekle. Ben mesela bir tane göndermiştim. Onu da göstereyim şuradan. Şurada. Şu benim sevdiğim bir görüntü. Mesela şu anda saatimde bunu kullanabiliyorum. Gito Yaylası'nda çektiğim bir fotoğraf. Merak edenler olursa Gito Yaylası vlogumu seyredebilirsiniz. Güzel bir gün geçirmiştim. Onun dışında hesap makinesi var. Bunu da ben yükledim. Mağazadan yüklüyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Yani hesap makinesi özellikle iş yerinde dışarıda aktif çalışıyorsanız hesap makinesine ihtiyacınız olduğunuzda kol saatinizden hesap makinesini kullanabiliyorsunuz. İçerisindeki birçok aplikasyon var. Bunları tek tek anlatmama gerek yok. Bunları zaten siz deneyimlersiniz. Alarm kısmı, fotoğraf kısmı, arama kısmı, müzik. Birçok özelliği var. İstediğiniz şeyleri de sonrasında mağazadan yükleyebilirsiniz. Bir de Siri tarzı bir özelliği var. Bixby diye onu aktif ettiğiniz zaman konuşarak da hey Bixby deyip istediğiniz şeyi çalıştırabiliyorsunuz. Türkçe dil desteği yok. Evet, İngilizce dil desteği var. Türkçe dil desteğinin gelmesini bekliyoruz. Umarım en kısa zamanda gelir. Kordon kısmı da çok güzel. Çok beğendim. Gayet rahat ve kullanışlı. İsterseniz değişik kordonlar, değişik renklerde kordonlar alabilirsiniz. Kıyafetinize göre değiştirebilirsiniz. Bu da güzel bir özellik. Gerçi bu diğer bütün saatlerde var ama ekstra söylemek istedim. Bir tek şey kaldı. Şimdi iPhone kullanıyorsanız bunu aktif ettiğiniz zaman gelen telefonu saatinizden cevapla dediğiniz zaman direkt saatinizden cevaplamıyor. Telefonunuza yönlendiriyor. Bunu 6s'te kullanırken yapmıştık ama iPhone 11'de biraz değişiklik oldu. Şimdi onu deneyeceğim. Nasıl yapıldığını size göstereceğim. Eğer siz de iPhone kullanıcısıysanız ve bu saati almak istiyorsanız böyle problemle karşılaşırsanız en azından bu problemi çözmenize yardımcı olmuş olacağım. Telefonla saatimden telefonuma cevap verme özelliğini açmak için saatime geliyorum. Bu yeni bir güncelleme geldiği için değişti. Bir önceki videoda anlattığım gibi olmayacak çünkü. Telefonumla da Bluetooth'u açıyorum. Saatimde şurada Bluetooth kulaklık diye bir şey var. Şu gözüküyor mu? Evet. Buna tıklıyorsunuz. Şimdi tarıyor. Şu ikinci aygıtlar gözüken Galaxy Watch aktif çıkacak. Ben daha önce taratmıştım. Siz tarattığınızda aynı şey olacak. Bulunamadı diyor ama aynı zamanda diğer aygıtlarda gözüküyor. Çıktığı zaman bunu tıklıyorsunuz. Eşle diyorsunuz. Şu anda eşledim. Ve 2 tane Bluetooth'ta Galaxy Watch Active 2 bağlantısı göreceksiniz. Şu anda düzelmiş vaziyette. Şimdi test ediyoruz. Evet, şu anda açıldı. Şu uzaktan şu anda böyle çekersen şu anda mesela telefon görüşmesini saatimle yapıyorum. Umarım siz de bu özelliği kullanarak, eğer bağlantı yapamayanlar varsa, iPhone 11 kullanan ya da yeni güncellemeden sonra bu saate sahip olmak isteyip bu özelliği kullanamayan arkadaşlarınız varsa bu şekilde düzenleyebilirsiniz. Umarım işinize yarar, faydalı olur. O zaman ne diyoruz? Her zaman söylediğim gibi, yeni videolarımdan haberdar olmak için ve kanalıma destek olmak için aşağıdaki abone ol tuşuna basıp yandaki çana tıkladığınızda yeni videolarımdan ilk önce siz haberdar oluyorsunuz. Ve tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.